Benim yazar olma teşvik eden oğlum. Kendisi bir hikayeden etkilenmiş. Örnek veriyorum, bir ay, iki ay, üç ay kitabı bitiremedi. Ben de ona inat, hani bitirsin diye teşvik amaçlı kendim yazmaya başladım. Hatta ona gösterdim, bak senden önce kitabı bitirdim dedim. O da buna karşılık vererek kendi kitabını bitirdi. Ben yazınca ona gösterdim, bak senden önce kitabı bitirdim dedim. Tabii bu da onun için olumlu oldu. Kendisi de kendi kitabını bitirdi. Ve geçen sene yazdığı kitabı bu sene bastık. Yani ondan etkilenerek ben başladım, o da başladı. Şu an ikincisini yazıyor. Şu an ikincisini. Evet. Tabii ben yazdığım kitaptan olumlu sonuçlar alınca kitap yazmaya devam ettim. Şu anda toplam benim 3 kitabım var. İki tane, bir tane eğitim kitabı Santaş'la alakalı, bir tane hikaye, bir tane de gençlere yönelik roman yazdım. Hocam ikimiz de ilk defa kitap fuarına katıldık. Bu benim ilk kitap fuarım, onun da ilk kitap fuarı. Gerçekten hani bu kalabalıkta hem biraz heyecan vardı, biraz afaladık ama çok güzel tepkiler gördük. Özellikle baba oğul olarak güzel olumlu tepkiler görünce biz de mutlu olduk. Umarım bu böyle devam eder ve bütün fuarlara gitmeye çalışacağız oğlumla. Ben 8 yaşındayım. Karakterim Bakcan Mahmut Ali. Onun fotoğrafını bir kitapta gördüm. Ben de hayvanlarla birleştirip kendi hayal gücümü kurdum. En çok hayvanlar yer alıyor. Sonra dövüşler, bildiğin gibi yani hayvanlar, dövüşler, Mahmut Ali'nin arkadaşları, ne bileyim orman, doğa falan. İlk defa bir kitap fuarına katılıyorum. Çok heyecanlıyım ve çok utanıyorum. Sevgili okurlar geliyor, bu kitabı sen mi yazdın falan. Ben evet deyince içime bir utanma geliyor. Çok şaşırıyorlar. Onlar diyorlar sen mi kitabı yazdın? Ben evet deyince onlar inanmıyorlar. Benim bir tane ajandam var. Oraya yazılarımı, resimleri yapıyorum. Tam 26 sayfalarımı yazdıktan sonra tam yarısındayım. Babam dedi yaz yaz, yoksa ben kitap yazmaya başlayacağım, seni geçeceğim. Ben yazmaya başladım. O birinci kitabı bitirdi. Ben de birinci kitabımı bitirdim. Normalde benim babamdan etkilenmem lazımdı ama babam benden etkilendi. Peki bundan sonra devam edecek misin kitap yazmaya? Bundan sonra bir daha kitap yazmaya devam edeceğim. Pes etmemek zaferin ilk adımıdır.